Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle kremasız sütlü patates çorbası yapacağız. Haydi bu lezzetli bereketli çorbanın yapım aşamalarına geçelim. Çorbamız için bir tavamıza ilk önce yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyoruz. Zeytinyağımızı koyduğumuz tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz tereyağımız ve zeytinyağımızın erimesini ve birazcık kızmasını bekliyoruz. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş yağlarımız eriyor. Artık kızmaya başladılar ve gördüğünüz üzere kızan yağlarımızın üzerine bir adet küçük küp küp doğradığım kuru soğanımı ilave ediyorum. Kuru soğanımı yağımda altın sarısı renk alana kadar karıştıra karıştıra kavuruyorum. Ben kuru soğanımı kavururken siz de kanalıma abone olup beğen butonuna basıp bildirim zilini açarsanız bir sonraki lezzetli tarifte görüşmüş oluruz. Soğanlarımız rengini aldı. Şimdi 4 adet orta boy patatesimi küp küp doğradım ve tarifime ilave ediyorum. Patateslerim ile soğanlarımı şöyle karıştırarak birkaç dakika ortalama 2 dakika kadar kavuruyorum. Patateslerim ve soğanlarım artık yavaş yavaş renk değiştirdi. Şimdi tarifimin içerisine süt ve suyunu ilave etme zamanı. Tarifime 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Çorbamız için 4 su bardağı da suya ihtiyacımız olacak. Şöyle 1, 2, 3 ve dördüncü bardak suyumu da ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımı ilave etme zamanı. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zerdeçal ilave ederek tarifimi şöyle karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Patateslerim yumuşayana kadar pişiriyorum. Patateslerim iyice yumuşadı. Çorbam pişti. Dilerseniz blenderdan çekerek Dilerseniz benim gibi taneli bırakarak çorbanıza servis edebilirsiniz. Çorbamın üzerine şimdi birazcık daha suyundan ilave ediyorum. Dilerseniz bu şekilde sade olarak tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok basit hem de çok ekonomik bir tarif. Dilerseniz de üzerine zeytinyağınız ile kırmızı toz biberinizi yakarak şekilde videoda görüldüğü gibi çorbamızın üzerine dökerek de servis edebilirsiniz. Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.